Atlokçuk'ta bir kere bir takım spor yapıyorsunuz. Atla birlikte bir takımsınız. Ata güvenmek zorundasınız. Ata güvenmek zorunda olduğunuz kadar da atı tanımak zorundasınız. Tanımadığınız bir ata güvenemezsiniz. Burada şimdi güvenmenizin sebebi bizim size uygun atları tavsiye etmemiz. Mesela şu anda parkurda işte boş geçişler, el bırakarak geçişleri hep birlikte yapacağız ama ok atmaya geçince mesela bu atlarla atmayacaksınız. Mesela sizin bindiğiniz at ok atarken çok süratli. Ama derste daha yavaş istediğiniz yerde kontrol edebiliyorsunuz. Serden geçti süratli, Bulutay. Parkura çıktığında atlar değişiyor. Mesela çok sakin hız olarak Baysal Bey. Ona göre işte herkese uygun atlarla ok attırmaya çalışacağız. Parkura çıktığınızda parkurdaki hedefleri görüyorsunuz. Az çok da biliyorsunuz değil mi? Akşam da tarif ettim ya. Şimdi mesela birinci hedef karşınızda. Parkura çıkıp elinizi bıraktığınızda bir elinizde yay, okunuz gezli. Şu şekilde tutun, böyle tutun, böyle tutun fark etmez. Ama tuttuğunuz eli heyecan yapıp bırakmazsanız bu şekilde ok elinizde kalır birinci hedefte. İlk başlarda karşılaşılan hadise de o. Genelde böyle işte böyle sıkıyor heyecandan, çekiyor ama ok elinde kalıyor. Bu elinizi bırakmayı, indirmeyi unutmayın parmaklarınızı. Parkura çıktığınız anda gözünüz artık hedefte olsun. Atla ilgili bir şey düşünmeyin. Atı tek elle parkura soktunuz, at parkuru doğrulttu, artık gözünüz hep hedefte olacak. Atla ilgili bir sıkıntı olmasın kafanızda. Tamamen hedefe konsantre olun. Böyle hani bir yırtıcı kuş böyle avına bakar ya, böyle yukarıdan pike yaparak gelir. Siz de aynı şekilde parkura girdiğiniz andan itibaren gözünüz artık hedefte olması lazım. İlk başlarda hedef amacınız sadece birinci hedefi vurmak olsun. Ne yapıp yapın, birinci hedefi vurmaya çalışın. Yakından atın, odaklanarak atın ama hedefi vurun. Kabzayı tuttuğunuz el var ya, şu eli sabit tutmaya çalışın. Bu el oynarsa isabetli bir atış yapamazsınız. O da çekiş anında fazla beklemekten kaynaklanır. Çok çekip de bu şekilde giderseniz titreme olur ve hedefi tutturamayabilirsiniz. Hedefe doğru giderken bakın, dizgini tuttuk, atı hedefe soktuk, parkura soktuk, bıraktık. Artık gözümüz hedefte. Şu şekilde hazır gidiyoruz. Hedefe yaklaşıp tamam ben artık burada bu hedefi vururum dediğiniz anda yayı doldurup sertçe bırakıyoruz. Doldurup sertçe bırakıyoruz. Eğer iki hedef atmakta niyetiniz varsa birinci hedefi biraz daha uzaktan, bir tık uzaktan atıp ikinciye yetiştirmeye çalışıp ikinciye dönüyorsunuz. Ama bugün burada çalışacağımız hedef birinci hedef. Yani ikinci, üçüncü hedefi hiç düşünmeyin. Tırın arasına boşluk bırakarak tırıs yapıyoruz. Devam etsen böyle. Devam edin arkadan tırıs. Yavaş, o fırlayabilir yavaş yavaş. Tek dizgin. Fatma Hanım tek dizgin. Tabii. Devam. Buradan. Tırısla. Tırıs. Aralık bırakın, aralık bırakın. Tek dizgin, tek. Heh. Boşluk bırakın bir at boyu. Çamur topaklanıyor altlarında. Topuklu ayakkabı gibi oluyor ayakları. Eda Hanım biraz topuklayın, tırıs yapın siz de. Haydi. Haydi. Oynatma. Sakin. Tek tek buradan dört nal çıkıyoruz tek elle. Atlar zaten parkuru biliyor. Parkurun sonunda döner, bu tarafa doğru dönerken biniciliği zayıf olanlara özellikle söylüyorum. Dizleri iyi sıkın iç baldırdan. Hızlı dönebilir bu tarafa parkurun sonunda. Orada toplanıyoruz, bekliyoruz. Herkes oraya toplandıktan sonra yine yavaşça aşağı geliyoruz. Buradan tek tek çıkıyoruz. Tamam. Şimdi tabii sağ elinizde tek el. Sol el boşta. Yay varmış gibi düşünün elinizde. Yukarıda Abdullah'ın orada bekleyin. Abdullah bekle orada. Kasmayın atı bakın. Bırakın atı. Bırakın. Tamam. Şimdi hocam. Evet. Tek el. Just one hand. Tamam. Kasma. Çık azar. Your turn. Tek el Akile. Tek el. Sağ el. Sağ el. Sol elini bırak.
olacak o kadar. Şimdi ilk defa böyle hızlı atlara biniyorlar. Tabii korkuyor, hemen dizgine yapışıyor, bırakır bırakmaz, ama mecburen bırakması lazım çünkü atın üstüne ok atacak biraz sonra. Sağ ol. Adım Abdullah Yılmaz. Balıkesir'de yaşıyorum. Kara saat okçulukta bincilik eğitimi veriyorum. Aynı zamanda Ertan abi yardımcıyım. At üstündekilerden hariç bak, yerdekiler hedef geliyor bir tane. Burada hızlı gezleme çalışa koşsun. Tamam. Ondan sonra değiştireceğiz. 3-4 tur bindiler mi değiştirip yerdekiler geçecek. Siz hızlı gezleme çalışın birlikte. Biraz mesafenizi koruyun ama. Biraz bak çizgiye dur. Biraz böyle git. Götürüyorum, siz de böyle gelin. Bir tane yayını şeye vermiş, eşine vermiş. Tek yayla. Sakin, bekle. Bir daha, hızlı. Dön. Sıkıntı yok ama yayı çekmiyorsun. Yayı doldurmuyorsun. Yayı doldurman lazım, hocam, tamam mı? Hocam, ve... ama ben yakın hedef. Sen konuşuyorsun. At. Hayır, ben at demiyorum. Ben sana bekle diyorum. Tamam. Ve altın üstünde tam beklemen lazım. Ve ayakta durman lazım. Ayakta dur ki, tamam mı? Altın üstünde zıplamayacaksın. Zıplarsan okey, yukarı da aşağı gidiyor. Tamam mı? Bu yüzden ayakta durmaya çalış. Ve yeri doldur. Tamam mı? Tamam. Sakin. Bekle. Abi hızlı gezdin. Hızlı. Alperen hemen gezdi okuru. Aferin be Helal. Bu işin var ya, en sıkıcı tarafı bu işte. Ok toplamak yani. Böyle arazide bakıyorsun, ok belki sana bakıyor ama gözükmüyor işte. Hemen hemen doğal renklerle aynı olduğu için ancak işte böyle kırmızı yerleri falan gözüküyor. Ok atan altın atar demişler. Tarihte de söylenmiş bir söz, bugünümüzde de aynı. Herhalde eskiden de pahalıymış.